Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Zaten çok da konu yok. Onu söyleyeyim. Açıkçası geçmiş şeyler de vardı da artık hani onlar incelenmiştir, bakılmıştır falan diye düşünüyorum. Bir de artık çok fazla bu çeyreklik güncellemelerde çok fazla bir şeyler gelmeye başlamadı. Hani açık açık söyleme yani böyle bir şeyler reveal olmuyor yani. Ufak tefek şeyler geliyor. Bu peki diyeceksin ki bundan niye video yaptın? Çünkü bir düğün serüveni vardı. İşte bir yoğunluk vardı. O geçti. Hani artık yapabiliyorum falan. Mart'ı Haziran'ı falan Mart'ı Haziran başı falan gibi bir kaçırmış olmam lazım diye düşünüyorum. Ya bir ya iki tane tam emin değilim. Kaçırdığım çeyreklikleri ama bir ya da iki tane belki birdir yani. Çok şey değilim. Emin değilim. Önemli de değil dediğim gibi. Çok önemli şeyler gelmedi. Sosyal medyadan mümkün mertebe takip ettim. Ama bu çeyreklik güncellemenin bir önemli yanı var. Şimdi videoyu konu yani sohbetimizi yaparken şöyle yapacağım. Zaten sohbet biraz olmayacak. Eskiden bununla alakalı yayın yapardık. Karşılıklı bir sohbet ortamı oluşurdu. Ama artık öyle şeyler yapamıyorum. Çünkü yayın bilgisayarım yok artık. Yayıncılık günleri tamamen tarihe gömüldü diyebilirim. Belki çok böyle hani acil durumda belki bir şeyler yapılır ya da bir çözüm düşünülür. Ama dediğim gibi şu anda o tarz şeyler geride kaldı. Ama Diablo içerik üreticiliği ile alakalı şeyleri bırakmış değilim. Bununla alakalı size bilgi elimden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağım, yetişmeye çalışacağım. Ama yani malumunuz Türkiye şartlarında sıradan bir vatandaşım ben. SGK'lı çalışmak zorunda olan bir yere bağlı olan geliri buna dayalı olan bir vatandaşım. O yüzden çok fazla artık oyunlara, oyun dünyasına vakit ayıramıyorum. Ya da o kompetitif işte grind'e dayalı ve grind yarışına dayalı oyunlar içerisine giremiyorum. World of Warcraft'ı da bundan dolayı bıraktım artık. Çünkü insanların şeylerine de yetişemiyorum. Ve parasını kasamıyorum vesaire falan filan. Çok fazla vaktimi yiyor. Başka oyunlara vakit ayıramıyorum. Merak ettiğim oyunlar oluyordu. Gibi gibi gibi. Yani bu muhabbet çoğaltılır. Ama bu Diablo 4 çeyreklik güncellemesinin en önemli noktası Diablo Immortal'la alakalı olması. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka Diablo Immortal'la ya da zaten konuyu anladınız. Şimdi Diablo Immortal'ı bir genel olarak ele alacak olursak arkadaşlar Diablo Immortal çıktığı günden beri eleştirildi. Yani haklılık payı var ama çok da hani eleştirilecek bir hani ağır böyle bitin götüne sokuldu biliyorsunuz. O kadar eleştirilecek bir yanı yoktu bence. Ama şimdi buradaki hataları başlıca ben kendi hata benim yani görüşüm hata tabii ki. Bir ele alayım diyorum. Bu konudaki fikrimi paylaşayım. Daha sonra işte bir fikriniz varsa, bir söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Yani günümüz oyun artık dünyasında tamamen her şey yarışa dayalı oldu. Yani artık insanlar oyunu oynayayım ve bundan keyif alayım şeyinden çıktı. Benim karakterim seninkinden daha güçlü. Ben seni dövebiliyorum. İşte yani özetleyecek olursak benimki seninkinden daha büyük yarışına girildi oyun dünyasında. Ve oyun firmaları da buna yönelik ortamlar yaratmaya başladı. Bunu tam gerçekleştirebilenler zaten hani competitive online oyun tarzına çıkmaya başladı. İşte Valorant'ta, League of Legends'ta artık yani onlar uzay oldular online rekabetçi tarzında. Ama bu tarz işte hem hikayeli hem işte online olan oyunlarda hem işte oyunun hikayesiyle uğraşmak isteyen ve oyunun kendi yapısıyla mücadele etmek isteyen insanlar bir nebze üzülmeye başladı. Ve tamamen işte yarıştan koptuktan sonra artık şey noktasına geldi konu. İşte ya bunu kasmamın bir anlamı yok. Nasıl olsa yetişemeyeceğim ki dediğim gibi ben de böyle hissediyorum. Dediler ve bıraklar. Diablo Immortal'da da olan tam olarak buydu. Şimdi Diablo Immortal'da oyuna girdik. Bir Diablo evreni var. Bir Diablo hikayesinin akışı var. Bunu çok güzel vermişler. Bunu kesinlikle eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum.
Diablo 2 ile Diablo 3 arasında kalmış olması belki bir eleştirilecek yanı olabilir. Çünkü geçmiş hikayede geriye doğru döndük. Çünkü Diablo 3'ü oynadık ve hikayede geriye dönmüş olduk. Ama bunun dışında insanlar girdiler oyuna ve atıyorum hali vakti yerinde olanlar, ekonomik kaygısı olmayanlar, yani evinde oturup rahatça oyun oynayabilecek insanlar çatır çatır girdiler, karakterlerini kastlar ve yarışta tepeye oynamaya başlarken işten gelen, okuldan gelen insanlar yarışta geri kaldıklarını hissettiklerinde oyunu yavaş yavaş bırakmaya başladılar. Hikayesini de bitirdikten sonra özellikle oyunu bıraktılar. Ama şimdi bazı gerçekleri de unutmamak lazım. Bu oyun günde en fazla para kazandıran oyun oldu bir dönem ve günde hani yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon dolar gibi bir hasılat. Yani günde, yani günde diyoruz bu paraya. İnanılmaz bir şey. Bunun sebebi de in-game, işte oyunda pay to win dediğimiz sistem. Aslında biraz şey oluyor, hani para vermesen de onu yapabiliyorsun ama işte para vermezsen 10 yıl oynaman lazım bu oyunu falan gibi bir şey çıkıyor ortaya. İşte para verdiğinde de karakterin gelişiyor ama evet, ama bunun garantisi yok falan tarzı böyle bir oltalama mı diyeyim artık, yani tuhaf bir para harcama, yani marketi kurdular orada. İnsanlar girdiler, olay oldu sosyal medyada şu bu falan ama netice ortada. Bu oyun para kazandırıyor, bu oyun tuttu. Bu oyun oldu, mobilde ve bilgisayarda çıktı. Ya oynandı, para kazandırdı. Şimdi Blizzard açısından bakacak olursak ya da Microsoft açısından, şu an satın alım işlemleri tam bitti mi artık, oradan akan para bir Microsoft'a akıyor mu bilmiyorum ama. Yani o bir firmanın hedeflerinden biri nedir? Para kazanmaktır ve bu oldu. Onun dışında oyun güzel miydi? Evet, fena değildi. İyi bir mobil oyundu. Bu ara onu söyleyebilirim. İyi bir mobil oyundu. Ve oynandı. Ha, o konuya da değineyim hazır gelmişken. Diablo Immortal'ın en büyük hatalarından biri bence bilgisayara da çıkartılmış olmasıydı. Bilgisayar şeyi evet güzel yapılmıştı, rahattı, oynanabilirliği kolaydı ama neticede mobil oyundu. Ve mobil oyun bilgisayar bu çatışması arasında, yani bilgisayar oyuncularının o yapısı, yani mobil oyunun yapısı bilgisayar oyuncularının hoşuna gitmedi. Oradan da ağır bir eleştiri aldı. Açıkçası benden de bir eleştiri aldı ama ben neticede eleştirirken, abi neticede bu mobil oyun, hani beğenmiyorsan bırak git tarzında takıldım olaya. Yani çok da açıkçası ne diyeyim, üzmedim kendimi diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi, yani işte oynanabilirliği, karakterler, işte hikayesi falan, ben bu konuda gayet memnunum. Bunu daha önce de söyledim ve eminim oyun yayınlarımda falan da şey yapmışsınız. Yiğit hoş geldin. Şey online oldu. Açıkçası şimdi benim asıl eleştireceğim nokta şu. Diablo 1 ve 2'yi efsane kılan şeylere baktığımız zaman neydi Diablo 1 ve 2'yi efsane kılan şey? Diablo 1'deki en şey can alıcı taraf zaten oyunun ilk defa böyle bir şeyin dünyaya geliyor olmasıydı. İlk defa bu hikayenin görülüyor olmasıydı ve hikaye deep bir şekilde anlatılmış olmasıydı. Yani o karanlık ortam çok güzel aktarılmıştı. İşte o hissiyatlar, yani bir cehennem şeyi, ortamı tam olarak verilmişti. Diablo 3'te zaten bu kaçmaya başlamıştı. Hani biraz daha ortalık aydınlanmaya başlamıştı ve insanların sinirini bozan bir noktadaydı. Diablo Immortal'da da bu zaten Diablo 3 görüntüleriyle hazırlanmış bir oyundu ve bu pek Diablo ruhuna yakışmadı diyebilirim. Yani şey olarak şunu bir şuradan, neyse dursun, bir şey olmaz. Bizim arkadaşlar online oluyor. Yani Diablo bu değildi, anlatabildim mi ne demek istedim? Diablo'da biraz da abi insan sıkıldığında kendisiyle kalacak, karakteriyle baş başa kalacak ve girip işte cehennemin minyonlarını, yani cehennemin işte yaratıklarını keseceği bir ortamdı. Oyun canlısı olarak. Bu ondan çıktı biraz ve yani Diablo 3'te hadi bu yoktu çok. Diablo 3'te çünkü yine kendi başına oynayabiliyordun. Çünkü oyunu kuruyordun. Sadece sen gelmesine müsaade edersen insanlar senin oyununa giriyordu. Biraz Diablo 2'de de vardı bu sistem, bilenler bilir. Diablo 1'de tamamen başkaydı. LAN üzerinden falan online olma durumu falan vardı. Ama Diablo Immortal'da bu yoktu. Yani sanki Lost Ark oynuyor gibiydik. Herkes oradaydı. Yani öyle bir şey yok, ben bilmiyorum, bu benim hissiyatım. Tabii ben burada bir işte konunun uzmanı, işte bir oyun yapımcısı, işte bu işten manyak bir şekilde anlayan bir adam olarak şey yapmayayım. Hani ama
Yani girdim bir sürü Nephilim var abi. Hani Nephilim bendim? Hani ne oldu yani? Ya milyonlarca Nephilim vardı yani. Hadi parti kuruyorduk 8'e kadar çıkıyordu, 3'e kadar 4'e kadar çıkıyordu anlıyordum. Arkadaşın geliyordu falan onu bir şekilde akuple ettiniz. Hikayeyi uydurdunuz. Tamam da abi milyonlarca Nephilim var ya. Normalde bir Nephilim Diablo'yu alt etmeye yeterken milyonlarcası var. Ya yani o ortam böyle pek bana Diablo vari gibi gelmedi. Bir, ikincisi Diablo oyunlarında yarış yoktu abi. Biz şimdi işte benim yakın arkadaşlarım işte Levi's abi diyorsunuz yani Bülent yani kanalın şey eski takipçileri diyeyim. İşte Ege olsun, Barhan olsun. Biz işte Diablo 2 oynardık. Bizim böyle bir şeyimiz olmazdı. Hani aa seni geçtim gördün mü senden daha iyi karakterim. Aa seni partiye almıyorum lanet olası. İşte seni raid'e almıyorum git item'ını kas falan. Ne yapıyorsun? Diablo böyle bir oyun değildi. Yani Diablo 3'ü şey, Diablo 3'te de bu biraz öyleydi. Yani sezon yarışlarında. Ama Diablo Immortal'da bunu ta dibine kadar hissettirmişler yani. Ya bildiğin işte World of Warcraft'taki o kalabalık raid sistemi ki dediğim gibi Lost Ark'ta bunu daha çok yaşadı. Diablo'ya taşınmış. Abi öyle bir şey yoktu bunda yani. Dungeon'lar vardı. İşte belli item'lar, belli şeyler vardı. Yok. Hele ki işte gem yapma falan olayları biraz hani işte RuneWorld'lere falan benzetmeye çalışmışlar ama oradaki yaratıcılık yok. Yani Diablo'nun ruhundaki şeyler yok. Bence pay to win olması, para harcanıyor olmasından ziyade bunlar daha çok benim canımı sıktı. Peki neden benim canımı sıktı? İşte şimdi o noktaya geleceğim. Diablo 4'ün çeyreklik güncellemesi de bu konuyla alakalı. Çünkü oyunu bir online yarış halinde soktuğun zaman oyunun normal temasından koparıyorsun birazcık. Yani ben dedim ki bu benim hissiyatım arkadaşlar. Ben eminim şu anda arada vardır bak işte gerizekalı ne diyor falan. Hani çünkü oldu bu tarz şeyler de o yüzden şey. Neyse. Ben Diablo 4'te bunu istemiyorum abi. Yani kalabalık bir ortama gireyim. Böyle işte Nephilim'lar yağsın sağdan soldan. İşte parası olan daha çok öne geçsin. Bak bu da çok gıcık verici bir durum. İşte bir yere geçtiğim zaman bunu da satın almak ister misin falan diye böyle bir ortamla karşılaşmak istemiyorum abi. Tamam karakterim ezikse ezik, düşükse düşük. Bu benim sorumluluğum da sana ne yani? Hoş geldin Kıvanç. Kıvanç geldi arkadaşlar su içecek. Gel selam verecek misin? Ben suyu tutup Gel. ben Gel bakalım. Öyle koysana şu oraya koysana gelsin orada desin. Hoppa bir selam versin. Merhaba. Bir şey yapacak. Versene suyu orada desin. Ay burnum çizdi. Hadi git bakalım. Vermedim. Vermedim ben çünkü susadım aşkım. Ben sana Eda da yandan müdahale ediyor. Kediye versene suyu diye. Dur biraz yudum alayım bari. Ben Diablo 4'te böyle bir ortam istemiyorum. Ben Cehennemin iblis lordlarıyla baş başa kalmak istiyorum. Ki Lilith geliyor. Yani çünkü Nephilim bu abi yani Tyrael gelecek. Sen işte seçilmişsin Neo diyecek. O işte wow diyecek. What is Matrix lan diyeceğiz. Gireceğiz olaya. Yani şey gibi oldu Diablo Immortal'da işte biraz. World of Warcraft gibi Heroes işte Azeroth'un size ihtiyacı var saldırın falan öyle bir dünya değil Diablo yani. Kesinlikle birbirimizin işte karakterlerine bakıp salyalara akıtacağımız işte birbirimizi ezikleyeceğimiz işte kimin şeyi daha büyük yarış yapacağımız bir oyun olmaması lazım. Umarım Diablo 4 böyle olmaz. Diablo Immortal beni bu anlamda çok korkuttu. Yani Diablo Allah dedim Diablo 4 de böyle olacak. Çünkü artık yavaş yavaş belli bir yaşa da geldik. Belli bir şeye nasıl söyleyeyim sosyal hayatta ortama da girdik. Bir oyun seçeceğim kendime. Ve artık onu oynayacağım. Diablo 4'ün de bu olmasını istiyordum. Şimdi bu 4 Ağustos 2022 çeyreklik güncellemesinde bundan bahsetmişler. Ben birazını okudum. Hızlı hızlı gerekli yerlere gideyim. Tek tek okuma yapmayayım. Kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilmiyorum yapar mıyım? Eskiden oturup çevirisini yapıyordum. Artık dediğim gibi uğraşamıyorum dostlar. Kusuruma bakmayın. Ama Google çeviri yapar, blog sayfama koyarım. Bilmiyorum karar veririm onu. Eda ile bakarız bir konuşuruz. Çünkü üzerinden tekrar edip yani gerçekten ona vakit ayırmak istemiyorum. Çeşitli sebepleri var. Hem dediğim gibi çok fazla vakit alıyor hem de adını siz söyleyin. Pek de karşılığı olmuyor. Evet ilgilenenler oluyor. Bir kişi daha ilgilense yapacaksın düsturuyla takılmak istiyorsunuz ama ne yazık ki öyle olmuyor. Bu işin hani
İzzet olmadığı zaman, izzet ikram olmadığı zaman da vakit harcadığınız zaman da kendinizi üzüyorsunuz. Neyse velhasılı kelam. Table of Contents'i şöyle karşıma aldığımda zaten bu çeyreklik güncellemenin hangi konulara değindiğini anlayacaksınız. Sezon. Şimdi önce bir sezon olayı neydi onu hatırlayalım. Diablo Immortal'da da vardı. Diablo 3 ile başladı bu. Aslında bir yandan Diablo 2'de de vardı. Bilenler bilirler. Diablo 2'de biz buna ladder diyorduk. Ladder karakterler işte sıfırdan kasıyorduk. Bir daha baştan başlıyorduk. Farklı şeyler geliyordu. Yeni rune world'lar geliyordu. Daha farklı itemlar kasabiliyordunuz. Farklı adını siz söyleyin setler metaya giriyordu. İşte o sırada yani oyunu birazcık değiştirerek daha farklı yerlere götürebiliyordunuz. Bu arada Diablo Immortal'da oyunu kaybettiği şeylerden biri de bu arada roguelike konusuydu. Çünkü haritalar sabitti. O konuya ilerleyen tarafında bir şey var. Şu yine Table of Contents'te gördüm. Aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Kendi aklıma getirmek için. Şimdi sezon olayı ne? Sezon olayını şöyle bir hatırlayalım. Arkadaşlar sezon olayını Diablo 3'te daha çok hissettik. Çünkü bir sezon journey olayı vardı. Yeni bir sezon geliyordu belli dönemler arası. Atıyorum 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay falan filan. O sezon döneminde bir yeni sıfırdan karakter kasıyorduk ve oyunda farklı metalar oluyordu artık. Yani eskiden atıyorum Monk'un Yuliana seti metayken işte artık atıyorum Natalia seti metaya giriyor işte şeyin Demon Hunter'ın falan. İşte herkes gidiyor onu kasıyor falan. İşte dörtlü gruplar halinde kasıyorsanız oyunu hani yarışa o şekilde girdiyseniz işte Monk'un seti farklı hale geliyor işte falan. Her bir şey değişiyordu. Diablo 4'te de bunun olacağını duyurdular. Yani Diablo 2'den başlayan, Diablo 3'te koyu hale gelen, bu yani artık Diablo oyunlarının bir vazgeçilmez haline gelen sezon olayı Diablo 4'te de olacak. Peki Diablo 4'te sezonlar nasıl gelecek? Şöyle bir tekrardan hızlıca göz gezdireyim. Rıt 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 rıt. Aynen şu şeyler. New content. Şimdi Diablo 4'ün sezonlarında yeni content getirecekler. Şimdi bakın bu çok büyük bir söylem. Önce onu bir söyleyeyim. Yani yeni content demek yani biraz değişecek oyunun içindeki hava diyeyim. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum. Diablo 3'e Ruins of Sashoron nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. Sashoron. Bir de bu Lilith'in evi işte. Temple of the Firstborn diye haritalar geldi ama bunlar bir kere geldi, bir kereliğine mahsus. Bilmiyorum hatırladınız mı o konuyu? Öyle bir şeyden bahsediyorlar. Yani diyorlar ki her sezon yeni haritalar gelecek. Bakın, we think it's important that players are changing meaningful ways. Each season will be released new, fresh new gameplay feature and questline, introduce new challenges, mysteries, possibilities, intro level experience. Yani yeni questline'lar gelecek. Yeni görev zincirleri gelecek. Yani hikaye büyüyecek ya da yan hikayeler mi geliştirecek? Yani Diablo 3'te de bu vardı ama işte 1-2 sezon sonra hani o sezonla geldi atıyorum. Daha çok böyle DLC gibi düşün. Geldi bitti yani hani her sezon yenilenmedi yani. Bak each season new questline will reveal more of the world of Sanctuary and your character's place in it. Yani yer de gelecek diyor. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani yeni haritalar da gelebilecek gibi algılıyorum. Ve here we get an opportunity to introduce new characters or revisit old ones. Hani tamam. While exploring the lore and content of the season. Yani yeni lore, yeni hikaye parçaları da ekleyecekler. Bakın bu büyük bence. Eğer bunu başarabilirlerse ve atıyorum 6 aylık süreçlere böldüler oyunu ve her 6 ayda bir hikayeye yeni bir tat, ufak da olsa böyle bir tuz, bir karabiber, bir baharat ekleyebileceklerse bence çok güzel olur. Yani umarım ben doğru anlıyorumdur. Şöyle bu arada şu görsellere de bakalım. Gerçekten inanılmaz yani bekliyorum. Gelsin yani şu Diablo 4 gelsin. Refreshing meta. Şimdi ben bunu biraz okuduğumda çok fazla açıkçası heyecanlanmadım.
onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi Diablo 3'ün sezon mantalitesinde de vardı bu. Yani yeni bir meta gelecek. Her sezon yeni bir meta geliyordu. Her sezon başka bir set overpower oluyordu. Her sezon başka bir karakter overpower oluyordu. Ben açıkçası burada okuduğumdan da bunu anladım. Ama şimdi şöyle bir şey var, bunu da açalım. Aması bu eski WoW Vanilla oynayanlar bilirler ve yine Diablo 2 oynayanlar bilirler. Daha fazla nasıl söyleyeyim, serbestinin olduğu, serbestliğin olduğu bir talent sistemi, bir paragon sistemi geleceğini duyurmuşlardı. Daha önce konuşmuştuk bunu. Geçmişe bakabilirsiniz. Daha farklı şeyler var. Bakın orada glif falan sistemi de gelecek gibi görünüyor. Dediğim gibi eğer kaçırdığım içerikte bu anlatıldıysa şey olabilir. Bu serbestliğin içindeki meta değişiklikleri bence tatmin edici olabilir. Bakın ben yine aynı şeyi söylüyorum. Refreshing meta. Evet, her şeyden meta değişecek. Zaten Diablo 3'te de böyleydi. Ama şu görüntü biraz daha umut vadedici oluyor. Neden? Çünkü metalar arasındaki denge biraz daha hassas olabilir en azından. Yani çok böyle, yani adam atıyorum ya Demon Hunter seviyordur. Yani bir sezon geliyordu abi, Demon Hunter'ı bitin götüne sokuyorlardı. Adam hiçbir işe yaramıyordu yani. Ne bir partide yer buluyordu, ne yani başka bir şey oluyordu. Bir Crusader yapıyorlardı, böyle ilah oluyordu. İşte adam döne döne atla geze geze Great Rift falan yapıyordu. Belki bu, yani talent sistemi, paragon sistemi, bu işte skills rotasyon sistemi, yeni gelecek olan şeyle bu denge biraz daha sağlanabilir gibi geliyor. O yüzden bu metalardaki küçük değişiklikler belki bizi o kadar da korkutmayabilir. Onun dışında diyor ki yeni legendary'ler gelecek, yeni paragon şeyleri, glyph'ler gelecek. Dediğim gibi bu zaten daha önceki oyunlarda zaten tecrübe ettiğimiz bir şey. O yüzden çok, dediğim gibi, ben heyecanlanmadım. Belki heyecanlanan vardır. Şimdi improving the game, yani oyunu geliştirmek. Burada açıkçası biraz hani net bir söylemde bulunmamışlar ama daha çok işte community'nin sesini dinleyeceğiz. İşte forumlara biraz daha şey olacağız. İşte bir oylanma falan şeyinden bahsetti. Yani oyunu canlı tutmaya çalışacaklarının sinyalini veriyorlar ve zaten live events kısmında da bundan bahsediyorlar. Yani sürekli olarak anlık, yani nasıl anlatayım bunu? Yine WoW'dan örnek vereceğim de, böyle anlık eventler olacak. Anlık böyle olaylar olacak. İşte o anda oyundaysan bunu yapabileceksin. Şimdi ben bir bunu beğenmiyorum. Dediğim gibi zaten akşamdan akşama belki oynayacağım, belki oynamayacağım falan. Oradaki bir currency'yi kaçırırsam, orada düşecek bir item'ı kaçırırsam, hani dediğim gibi yine adil olmayan bir yarışın içine girmiş olacağım. Ama vakti zamanında World of Warcraft Legion'da bunu çok güzel bir şekilde aslında ayarlamışlardı. İşte invasion'lar geliyordu, gidiyordun yapıyordun ama ölümcül bir şey kaybetmiyordun yani. Bunu yapanla yapmayan arasında işte hani uzay farkı olmuyordu. Umarım yani burada da böyle bir durum olmaz. Anladığım kadarıyla bu live event kısmı bu yani burada yazılan. Çünkü an example of live event might be warning the impact. Yani invasion zaten bak adını kullanmışlar. Invasion of Drowned şey. Yani o şeyi. Bölgenin adı. Ve işte new adventure'dan yani unique rewards. İşte o unique rewards ne yani, anladın mı? O ödüller ne? Bilmiyorum. Ürkütücü yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Görüyorsunuz bakın. Burada da bir tabi kesinlikle sonucu hali değil, bu değişebilir oyunda da. Yani atıyorum buradan bir gem düşecek, bir item parçası düşecek, bir crafting malzemesi düşecek. Ya ben bunu yapamadığım zaman işte yapamayacak olmaktan dolayı çok sinir olurum açıkçası. Bakın şu an bile fark ettiyseniz biraz gıcık oldum. Çünkü hala aynı şeyi söylüyorum. Ben karakterimle baş başa kalmak istiyorum. Ama öte yandan online oyun olduğu zaman onu orayı reddedemiyorsun. Orada çünkü online konusu var. O da cepte. Hani yok sayamıyorsun. O dünyaya da dahil oluyorsun bir yandan. Ve yarışa otomatikman giriyorsun ve pıt geri düşüyorsun. Niye? Çünkü SGK'lısın falan yani. Season Journey arkadaşlar, bu işte
şu aslında tam olarak Season Journey'e karşınızda duran şey. Yani Season Journey'inde işte bu achievement'ları yaparsan sana bunları vereceğiz. İşte transmog görünüşlerin olacak, portrait görünüşlerin olacak, petlerin olacak. Bu arada pet işte gold topluyordu falan. Diablo 4'te pet ne olacak? Büyük ihtimalle aynı şeyde olur. İşte portrait kozmetik, yine transmog kozmetik şeydi. Yani bunu yapıyorsunuz, size oyunda kalıcı bir üstünlük sağlayacak bir şey bırakmıyordu. Diablo 3'te de bırakmıyordu yani. O yüzden korkutucu bir yanı yoktu. Ve bunu yapmak bir hedef koyuyordu size. Açıkçası bu benim hoşuma gidiyordu. Biraz zorlayıcı challenge'lar da vardı. İşte şu kadar saniye içinde 1000 tane adam öldür o bölgede. İşte şu kadar dakika içerisinde 10.000 gold topla falan, işte 1 milyon gold topla falan gibi muhabbetler vardı. Böyle seni zorlayacak işte challenging şeyler. Hoşuma gidiyordu. Benim anladığım kadarıyla da yine bu. Ben çok okudum dediğim gibi size. Ve en son söyleyeceğim gibi bir Season Pass konusu gelecek. Bu yeni geliyor bu arada. Parayla gelen bir şey. Onu da şimdi konusu gelince söyleyeceğim. Ama burada herhangi bir şey gelmeyecek. Sadece kozmetik olacak. Adamlar bunu bastıra bastıra söylüyor. Yani Diablo 3'teki gibi yine sizi yarıştan koparacak ya da işte atıyorum farklı insanların önüne geçirecek bir olay gelmeyecek diyorlar. Siz bu Season Journey'i bitirdikten sonra sadece kozmetik bir kazancınız olacak diyorlar. Göreceğiz. Göreceğiz. İşte zaten korkutan taraf bu. Diablo Immortal'daki gibi yaparlarsa ki şu Season Pass olayı şimdi öyle uzun uzun yazmışlar arkadaşlar. Ben size oturup da bunları uzun uzun okumayacağım. Ben size bunun özetini söyleyeceğim ve konuyu bağlayıp şu son görsellere biraz bakacağız ve geçeceğiz. Season Pass olayında bu satın alınabilir bir şey olacak. Şu currency'ler gelecek. İşte bu gümüş müdür artık, silver mıdır, bir şey mi bilmiyorum ne olduğunu. Bu Season Journey'i tamamlayınca da elde edebileceksiniz. Parayla da elde edebileceksiniz. Ama Diablo 4 yapımcıları bastıra bastıra diyor ki korkmayın, hiçbir şekilde pay to win olayı olmayacak. Hiçbir şekilde para kasarak karakterinize artı, yani para vererek, para basarak, para kasarak dedim, özür dilerim. Para basarak karakterinize herhangi artı hiçbir şey sağlayamayacaksınız diye bastıra bastıra söylemişler. Umarım böyle olur, çünkü Diablo Immortal'ı ben şu anda oynamıyorum arkadaşlar, dürüst konuşayım. Yani girdim, hikayesini bitirdim ve baydım, sıkıldım, çıktım. En büyük sebebi de bu bahsettiğimiz konulardan biriydi. Şimdi mesela burada görüyoruz işte Wizard şeyi, transmogu, Necromancer transmogu, büyük ihtimal Druid transmogu, bu da Barbar transmogu. Transmog şeyleri alabileceğiz. Bu güzel, bu olur, buna varım. Ötekine yokum. Bu arada gerçekten güzel duruyor şey. Yani mesela işte bakın, bunlara burada ayrı ayrı parça parça alabileceğiniz gibi bundle şeklinde de alabiliyorsunuz falan, bunu göstermiş. Ama dediğim gibi bunları satın alabiliyorsunuz ama bunlar size herhangi bir artı özellik sağlamıyor. Sadece görsel, kozmetik. Tekrar edeceğim, sadece görsel. Ben çünkü çok korkuyorum. Korkmayın diyorlar. Bilmiyorum, beraber güveneceğiz yani. Ve şeyi de söyleyebilirim. Şu görseller en azından şeyi gösteriyor. Biraz daha karanlık olacak Diablo 4, Diablo 3 ve Immortal'a göre. Yani umarım. Şöyle şunlara da bakalım. Mesela yine farklı kozmetiklerden görseller. Barbar. Mesela tam bir şu arkadaş tam bir Immortal King olmuş. Bu da mesela tam bir Conan tarzı, hani böyle tam barbar yani, böyle güzel bir görsel. Bu Rogue da olabilir, Necromancer da olabilir. Biraz değişik. Necro'ya daha çok benziyor açıkçası. Necro'dur diye düşünüyorum. Rogue'u da merak ediyorum. Zaten yok, şu uzaktan böyle şuna dedim acaba Rogue olabilir mi diye de biri. Şu görsel tamam, ben Necro'yum dedi zaten. Çok güzel görünüyor yani, hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum. Değil mi Cappar? Heh, Rock geldi. Bakayım.
Ne diyor? Armors earned by the game. Soldaki, sağdakini de kozmetik olarak shop'tan alabileceksiniz diyor. Mesela oyunda elde ettiğiniz, bunu da kozmetik olarak alabileceksiniz. Buna baba varım işte. Mesela açıkçası şeyi de söyleyeyim. Param olsun, şuna para veririm. Yani anlatabildim mi? Ama o benimki büyük yarışına girdiğim zaman işte soğuyorum yani o ortamdan. Yani belki de küçük oldu işindir. Pis şakalar. Şöyle geleyim şuraya, getireyim gene başlığı. Bir çeyreklik güncellemenin daha sonuna geldik. Dediğim gibi lafı uzatmayacağım dedim ama yarım saattir de konuştuk. Özetleyecek olursak arkadaşlar, bu son güncelleme biraz umut vaat etti. İçimdeki bazı korkuları böyle dindirdi diyebilirim. Diablo Immortal'da beğenmediğim ortam, beğenmediğim şeyler sanki Diablo 4'te olmayacak gibi. Bilmiyorum, böyle söylüyorlar. Kesinlikle pay to win ögesi olmayacağının vaadini veriyorlar. Umarım da öyle olur. Açıkçası istemiyorum da yani öyle bir ortama sürüklenmek. Ben eminim sizler de istemezsiniz, istemiyorsunuzdur. Biraz daha benim gibi düşünenlerin sayısının çok olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes Diablo 4'ten beklediğini alır, artık çıksın diyoruz en azından. Önümüzdeki şeylerde, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde, Aralık ayında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakarım, onu sosyal medyadan paylaşırım. Diablo 4'ün çıkacağı gün açıklanacak arkadaşlar. Yani en azından 2022 bitmeden Diablo 4 ne zaman çıkacak ondan emin olacağız. 2023'te büyük ihtimal çıkar diye düşünüyorum. Çok da bizi bekleteceklerini zannetmiyorum. Özellikle Metacritic puanlarına bakacak olursak Diablo Immortal facia diyebiliriz. Bilmiyorum, facia mı? Günde 10 milyon dolar falan kazandırıyor bu oyun. Bilmiyorum, sence facia mı? Yani bence değil yani, bilmiyorum. Emin değilim yani arkadaşlar. Ticari başarısı ortada. Evet, ticari başarısı ortada. Yani öyle özetleyecek olursak Diablo Immortal fena değildi, oynadık. Evet, öyle aç bitir oyundu, free to play'di. Çok da bir şey kaybetmedik. Girdik oyunumuzu, oynadık, bitirdik, beğenmedik, çıktık. Yani adamlar da zaten senin kafana silah dayayıp al bu oyunda yarışta birinci ol demiyor yani. Ama umarım bu konuştuğumuz negatif unsurlar Diablo 4'te olmaz. Olmayacak gibi de duruyor özetle. Bir sonraki Diablo videosunda görüşürüz arkadaşlar. Umutluyum, biraz daha böyle yüzüm gülüyor Diablo 4'le alakalı. Enseyi karartmaca yok. Arkadaşlar Diablo evreninde, Sanctuary'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.